Hadi mesela geniş çalışalım. Size fotoğraf alıyoruz. Girdin mi çok? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Selami Kılıç'a sunmaktan onur duyacağız. Şimdi Sayın Zahit İkbal'i Kur'an-ı Kerim okunması için davet ediyorum. والأرض ودعها للأنام
Ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome. Ekselansları Sayın Ali Şahin, Ekselansları Sayın Muhammed Balta, değerli bakanım ve bakan yardımcımız, AK Parti üyeleri ve değerli Pakistan dostları. Words on three Turkish, eminent Turkish personalities who have played an outstanding role in further strengthening Pakistan-Turkey relations. The Pakistan-Turkey relationship is fortunate to have been nurtured by outstanding individuals like Mr. Ali Shaheen, Mr. Muhammad Balta and Dr. Selami Kelec. Bugün burada 3 seçkin Türk'e sunacağımız devlet nişanı takdim töreninde bulunmanız bizleri onurlandırdı. Bu kişilerin Pakistan-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesinde öne çıkan rolleri olmuştur. Pakistan-Türkiye ilişkileri Sayın Ali Şahin, Sayın Muhammed Balta ve Doktor Selami Kılıç gibi öne çıkan isimlerle beslendi. Mr. Muhammed Balta, in him I always saw a Turkish leader with great vision and understanding. I always learned from him, from his wise advice and guidance, but the most important thing is his exemplary love and affection towards Pakistan. As the former chairman of Pakistan-Turkey Interparliamentary Friendship Group, Mr. Muhammad Balta made outstanding contributions towards strengthening the interparliamentary relations between the two countries and went out of his way to play host to visiting parliamentary delegations from Pakistan. In crisis, Dr. Selami was always just a call away, thereby reaffirming his commitment and support towards Pakistan. Yaptığı önemli desteği anlatamayız bile. Maalesef kendisi son dakika çıkan resmi görevinden dolayı My dear countrymen, I wish to extend heartiest felicitations to my fellow countrymen on 74th Independence Day of Pakistan. This day reminds us of the immense sacrifices rendered by our forefathers under the dynamic leadership of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The day is an occasion to reaffirm our resolve to live up to the ideals of our founding fathers and pay homage to the heroic struggle of all workers of Pakistan movement. Pakistan İslam Cumhuriyeti bütün unsurlarının kahramanca mücadelesine saygı duymak ve ülkenin kurucusu atalarımızın ideallerinin yaşatılması için kararlılığımızı gösterme günüdür. Which had adverse impact on all sectors of life, that is economy, health and education. Smart lockdown. It is must that we continue with the precautions. We have seen that such challenges in the past, like the earthquake in October 2005 and heavy floods in 2010. On this auspicious occasion, let me bu kısıtlama kararlarına akıllıca uyarak bu durumun üstesinden gelmek için azim göstermiştir. Geçişte üstesinden gelmiştik. Bu durumdan istifade ederek birlik beraberlik duygusunu ortaya koyan at risk during the pandemic. Additionally, I also deeply admire the role of media, ulema and they. Our hearts are profoundly grieved by the suffering of our brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir who are facing military siege since past one year. We stand firmly behind our Kashmiri Pakistan'ın 74. bağımsızlık gününde 3 değerli Türk'e sunulacak olan devlet nişanı Şentop'un bugün için gönderdiği mesajı iletmesi için Sayın Doktor Necip Fazıl Kurt'u sahneye davet ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye ve Pakistan dostluğunun bir kez daha kamil bir şekilde tezahür ettiği bu törende ve Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün de Yüce Türk Meclisi ve Türk Milleti adına tüm katılımcıları en samimi dileklerimle selamlıyorum. Dear guests, I salute all the participants on behalf of the Grand National Assembly of Turkey and our beloved nation with my sincere wishes in this significant ceremony as we realize the 74th founding anniversary of Pakistan and where Turkish-Pakistani friendship is clearly manifested once again. Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki tarihten gelen özel kardeşlik ilişkileri zor zamanlarda ve milli davalarımızda birbirimize verdiğimiz desteklerde açıkça ortaya çıkmıştır. Unique brotherly relations between our countries and peoples
dating back a long time, have been apparent through the support we have given each other in hard times and for our national causes. Türkiye, başta Keşmir davası olmak üzere, Pakistan'ın ve Pakistan halkının her davasında ve iddiasında yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Türkiye, benzer bir dayanışmayı ve kardeşliği Pakistan'dan görmekten ötürü büyük bir memnuniyet içindedir. Turkey has always stood by Pakistan when it comes to the causes of the people of Pakistan, particularly the Kashmir cause, and Turkey will continue to do so. Turkey has a great pleasure to always see a similar solidarity and brotherhood from Pakistan. Türkiye'nin Pakistan'la ilişkileri, Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kuruluşundan itibaren yakın dostluk ve kardeşlik anlayışı temelinde şekillenmiştir. Turkey's relationship with Pakistan has been shaped on the basis of friendship and brotherhood since Pakistan's establishment as an independent state. Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir. Bu samimi kardeşlik, şair-i azam Muhammed İkbal'in ve kaide-i azam Muhammed Ali Cinnah'ın kıymetli miraslarıyla bugünlere gelmiştir. Turkish-Pakistani brotherhood is a genuine brotherhood that takes its strength from history and is reinforced by historical events. This intimate brotherhood has come to these days with the prestigious legacies of Şair-i Azam Muhammed İkbal and Kaide-i Azam Muhammed Ali Cinnah. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanımız Sayın Ali Şahin ve Çevre Komisyonu Başkanımız Sayın Muhammed Baltay'a Sitare-i Pakistan Devlet Nişanı'nın tevdi edilmesi ve yine Sağlık Bakanlığımız bürokratı Sayın Selami Kılıç'a Sitare-i İmtiyaz Madalyası verilmesi iki ülke dostluğunun bir başka nişanesi hükmüne geçmiştir. Also today, awarding Mr. Ali Şahin, Quaestor of the Turkish Grand National Assembly, Chairman of Turkey-Pakistan Interparliamentary Friendship Group, and Mr. Muhammed Balta, Chairman of the Committee on Environment with the State Medal, named Sitare-i Pakistan, and Mr. Selami Kılıç, Bureaucrat of the Ministry of Health with Sitare-i İmtiyaz Medal, has proven to be another sign of the friendship between the two countries. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, Türkiye ve Pakistan her daim dost ve kardeş olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye ve Pakistan kardeşliği ve dostluğu ilelebet yaşayacaktır. Bu vesileyle halklarımıza refah, huzur ve esenlik dileklerimi iletiyor. Pakistan'ın 74. bağımsızlık yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Çok yaşasın Pakistan ve Türkiye dostluğu. Pakistan Türkiye dostu zindabad. Being friends and brothers forever to the whole world. Turkish-Pakistani brotherhood and friendship will live forever. On this occasion, I would like to convey our people my wishes for welfare, peace and well-being and sincerely congratulate the 74th independence anniversary of Pakistan. Long live Pakistan-Turkish friendship. Pakistan-Turkey dosti zindabad. Pakistan Büyükelçisi Ekselansları Muhammed Cyrus Sajat Gazi ve Ekselansları Sayın Ali Şahin'i devlet nişanımızı takdim etmek üzere sahneye davet ediyor. Şahin, partisini Pakistan'da birçok konferansta da temsil etmiştir. Hailing from Gaziantep, Mr. Ali Şahin is a seasoned politician belonging to the AK Party. Mr. Ali Şahin was educated in Pakistan. Bir kara gününü almak için bir etkinlik düzenlenmiştir. Sayın Ali Şahin aynı zamanda Türkiye'deki çeşitli gazetelerde yayınlanan Pakistan hakkında Twitter takipçisi bulunmaktadır. Mr. Ali Şahin is the founder of South Asia Strategic Research Center in Istanbul. GASAM has been very active in promoting bilateral relations between the two countries. An event was organized at GASAM in 2016 to mark the Kashmir Plan Day. Mr. Ali Şahin has also written many articles about Pakistan, which were published in various newspapers in Turkey. He is a significant Twitter follower, both in Pakistan and Turkey. The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer on Mr. Ali Şahin the award of Sitare-i Pakistan.
edeceğiz. Cenab-ı Vezir, Vezir Sahip, Cenab-ı Erakin-i Parlament, İzzet Mab, Aziz Hazirin-i Kiram. Sayın Bakanım, Genel Başkan Yardımcıları, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan Yardımcım, Ekselansları, Değerli Hazirin. Bohati İhtiram Kesat, Meyat Sepko, Bemisal Pakistani Avanko, İhtiram ve Muhabbet Kesat, Selam Peşkertam. Hepinize saygılarımı sunuyor. Eşsiz Pakistan halkını buradan saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ali Şahin. Ben Ali Şahin. Abay Mülkse Alak Nehideka. Pakistan'ı hiçbir zaman ana vatanından farklı görmedim. Güzeşte Februari apne muhterem Sadr-ı Cumhuriye Recep Tayyip Erdoğan ke saat Pakistan ke doğru kerte huye Pakistan'ı dostum ya mucize dusri vatan ke doğru per koşan değil kaha. Geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'ı ziyaret ederken Pakistanlı dostlarım bana ikinci vatanına hoş geldiniz dediler. Mene unhune kaha ki jitna Türki mera abayi vatan hai itna hi Pakistan mera abayi vatan hai. Bense onlara Türkiye benim ne kadar ana vatanımsa Pakistan da o kadar ana vatanım dedi. Kyun? Neden? Kyun ki hum Türk bacche apne DNA mein Pakistan ki muhabbet ki naksh ki gayi koz ke saath is duniya mein aata hai. Çünkü biz Türk çocukları DNA'larımıza toplanmış Pakistan sevgisiyle dünyaya geliriz. İs vecahse, Türkiye, Pakistan, bahi çargi, ek eysel bey misal cinati bahi çargi hai, jiski koi misal dünya mein nahi milti. O nedenle Türkiye-Pakistan kardeşliği dünyada dişini rastlanmamış benzersiz genetik bir kardeşliktir. Belucistan ki bacche mere bacche hain. Khyber Pakhtunkhwa ki maaye meri maaye hain. Punjab ki chawal ke kheton mein kaam karne wale aurte meri behne hain. Sindh ki gandim rangat wale Farahuddin Qadir Shinasi insaan mera bhai hain. Keşmir mera sans, Keşmir mera teneffüs ya. Belucistan'ın çocukları benim çocuklarım. Hayber Pakhtunkhwa'nın anaları benim annem. Pencap'ın mümkün piniş tarlalarında çalışan kadınlar benim kız kardeşlerim. Sindin esmer tenli, cömert ve kadir şinas insanları benim erkek kardeşlerim. Keşmir benim aldığım soru, verdiğim nefes. Sind, Celim, Cenab, Orsutleşka, Zindegi Deyte Huye Bani, نہ صرف پنجاب اور سندھ کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے بلکہ میری پاکستانی روح کو بھی سیراب کرتا ہے۔ اندوس چلم چنم و سندھ کے جوشوں سلوڑے sadece Pencap'ın, Sindh'in mümin topraklarını sulamıyor. Benim Pakistan ruhumu da suluyor. عزیز دوستوں جیسے آپ کا دل ایک انسان اور ملک کو دیکھنا پسند کرتا ہے ویسے ہی آپ کا دماغ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں uski şekil bana dair. Değerli dostlar, bir insanın bir ülkeyi kalbini nasıl görmek isterse zihniniz öyle şekillendirir gözlerinizi dönemde. Pakistan, Sindhi, Beluci, Pakhtun, Pencabi or Keşmir ka rengun se müzeyyen ek pulun ka güldesta hai. Pakistan, Sindhisi, Belucisi, Pakhtun, Pencabası ve Keşmirisi ile rengarenk bir çiçek bulur. Eski bir kültür ve yaşam mozaiğidir. Pakistan, Behr-i Hind ke sahil per Khuda ki banayi hui ek şandar musavviri hai. Allah'ın Hind okyanusu kıyılarında resmettiği muhteşem bir tablodur Pakistan. Mera dil me eyse Pakistan mera ankhon ke samne rekh diya hai aur main us Pakistan se bahut pyar karta hu. Benim kalbim işte böyle bir Pakistan koydu gözlerimde. Ve ben çok sevdim bu Pakistan'ı. Eysa asani ise nehi hua. Kolay olmadı. Müşakkat, sabır, cedd-i cöhd, or tevekkül, meyli zindegi ke pervan çerne vale, doğru ke pehçam banene vale elfaz hem. Meşakkat, sabır, gayret ve tevekkül, benim yetişme hayatını tanımlayan ifadelerdir. Cihan, ye kabi bir asan nehi ta. Mene aç Ali Şahin ko
تختان کا سہروں کے معصوم اور ویران راتوں کے سفر کرتے ہوئے تیار کیا ہے. Evet, hiç kolay olmadı. Ben bugünkü Ali Şahin'i taftan çevirip masum ve tenha gecelerinde yol alırken inşa ettim. Karachi se şuru kerke Gaziantep tek sat dinon ka apna pur meşakka sefer kerte huye mene kabhi socha tek nahi tha ki ek din mera pyara Pakistan mujhe aisa bara ihsas ke qabil samjhega. Karachi'den başlayıp Gaziantep'e kadar sonra 7 günlük meşakkat yolculuklarını yaparken bir gün Pakistan'ın beni böyle bir gün onlara layık göreceğini asla hayal edemezdim. Lekin jaisa khuda ka vaada hai, her müşkil ke baad asani aur khushkhabari aati hai. Ama her zorluktan sonra başlayan bir kolaylık ve müjde vardı Allah'ın vaadinde. Aur aaj us ilahi khushkhabari ke saath hum ek dusre ke samne hain aur main apni zindagi ka sabse khususi din bita raha hoon. Ve işte bugün o ilahi müjdeyle buluşuyoruz. Ve ben hayatımın en güzel gününü yaşıyorum. Mujhe sare Pakistan ke qaumi izaz ke qabil samajhne par sabse pehle main sadr mamlakat Pakistan Janab Arif Alvi ka riyasat Pakistan ka muhtaram safir High Excellency Qazi Sajjad Siris aur puri Pakistani awam ka behad shukrgizar hoon. Sizlerle hem Pakistan nişanlılara layık gören, başta Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Ali Ali'ye, Pakistan hükümetine, Sayın Büyükelçimiz Ekselansı'nın Sayın Sıcaz Gazi Bey'e ve tüm Pakistan halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Or aklınızdaki ki, is sebze ziyade kıymeti yuvart ko, Pakistan ki muhabbet me mujhe palne wale apne maa aur baap ke. Ve hayatımın en değerli bu ödülünü beni Pakistan sevgisi geliştiren anne ve baba. Mujhe husul ilm ke liye Pakistan bhejne wale merhum Necmettin Erbakan ke. Beni Pakistan'a eğitim için gönderen merhum Necmettin Erbakan. Pakistan aur Turkiye ka taallukat mein mujhe khizmat guzar banane wale apne leader Recep Tayyip Erdoğan ke. Pakistan ve Türkiye ilişkilerine hizmetkar kılan liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Meri taraf se hamesha nazar andaz kardeyna ke bavujud meri saath Himalaya ki tarah gehri rehna wale apni pyari biwi Ebru Shahin aur apne bachon Ahmed Halkan Safiye Feyza ke. Kendilerini hep ihmal etmeme rağmen arkamda Himalaya'da gibi duran sevgili eşi Ebru Shahin ve çocuklarım Ahmed Halkan Safiye Feyza'ya. Apna manevi beta kabul kerke mujhe apna manevi beta kabul kerke kehne wali apni Pakistani manevi ma manra bibi ke. Benim kendine manevi oğlu kabul eden peşaverde manevi anne manra bibi ke. Aur jiska miyamar Allah hai uska us kadim aur ebedi Türk Pakistan dosti ka naam kerta hu. Ve miyamar Allah olan kadim ve ebedi Türk Pakistan dostluğuna adıyorum. آج ایک خاص دن ہے 14 اگست پاکستان کی آزادی کی سالگرہ کا دن اس موقع پر میں تمام پاکستانی بھائیوں کو 14 اگست یوم آزادی کا مبارک باد دیتا ہوں Bugün çok özel bir gün 14 Ağustos Pakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü tüm Pakistanlı kardeşlerimin bu vesileyle 14 Ağustos bağımsızlık gününü kutluyorum آخری کلام جیسا کہ علامہ اقبال علامہ محمد اقبال نے کہا Çin ve Arap hamara, Hindistan hamara, Müslüman he ham, vatan he sare cihan hamara. Sonsuz Allah'a emanet olduğumuz Pakistan bizimdir, Çin Arap bizimdir, Hindistan bizimdir, Müslümanız biz, bütün cihan bizimdir. Edebu ve ihtiram ke saat, ab sebko, bohut bohut şükriya. Saygılarımla ve teşekkürler. Trabzon'da tanınan Sayın Muhammed Balta, AK Partili tanınmış bir politikacımızdır. Kendisi 2015 yılından beri Türk Parlamentosu'nun bir üyesidir. Pakistan'ı çok seven bir ailenin çocuğu olan Balta, Türk Parlamentosu'nda Pakistan'la olan dostluğunun güçlü bir savunucusudur. Kendisi aynı zamanda Türkiye-Pakistan Parlamentoları
He has been a member of Turkish Parliament since 2015. Growing up in a family that loved Pakistan, Mr. Balta is a strong proponent of friendship with Pakistan in the Turkish Parliament. He also served as the chair of Turkey Pakistan Inter-Parliamentary Friendship Group. Parliament? Sayın Bakanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarımız, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli belediye başkanlarımız, değerli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Arif Ali tarafından şahsıma Stray Pakistan Devlet Nişanı'nın devredilmesinden ötürü duyduğum gurur ve mutluluk ile siz değerli dostlarımızı ve Sayın Büyükelçi nezdinde tüm Pakistan halkını en içten dileklerimle saygıyla selamlıyorum. Distinguished Ambassador, dear guests, I greet our dear friends and all the Pakistani people with my sincere wishes in the presence of the esteemed ambassador, with the pride and joy that I have been given the honor of the State Medal, namely Stray Pakistan, by His Excellency Arif Ali, the President of the Islamic Republic of Pakistan. Özellikle Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıl dönümünde bu nişanı almak büyük bir gururdur. Pakistan'a ve kardeş Pakistan halkına müreffeh, muzaffer, bağımsız bir gelecek diliyorum. It is especially a great honor for me to receive this medal on the 74th anniversary of the foundation of the Islamic Republic of Pakistan. I wish a prosperous, triumphant and a sovereign future of to Pakistan and the brotherly people of Pakistan. Çok önemli bir tesadüf esasında çok sevinçliyim. Aynı zamanda mensubu bulunduğum siyasi parti AK Parti'nin de 19. kuruluş yılları. And this is a coincidence also, and today is the 19th anniversary of the foundation of AK Parti, which I am also a member of. Saygıdeğer katılımcılar, Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olmuştur. İki ülke en zor günlerinde birbirlerinin yanında olmuş ve birbirine destek vermeyi bir görev adetmiştir. Bizim kardeşliğimiz kan bağından gelmese de kan bağından çok daha öte olan gönül bağından olmuştur. Gönüllerimiz bir, sevincimiz bir, acımız birdir. Esteemed guests, brotherly ties between Turkey and Pakistan have been bestowed on very few countries and nations in the world. The two countries have been in solidarity with each other in their hardest days and constantly their duty to support one another. Our brotherhood, though not born out of blood ties, was born out of affection and bond of love, which is beyond blood. Our hearts are one, our joy is one, our pain is one. 1915 senesinde Türk askeri şanlı ve kutlu bir direnişte Çanakkale Boğazı'nı savunurken Pakistan halkı cebeden 6000 kilometre uzaklıkta Türk ordusuna destek vermek amacıyla Lahor meydanında iki ülke kardeşliğinin nişanesi olan tarihi bir miting gerçekleştirmiştir. Kardeş Pakistan halkı seccadelerine kapanarak Türkiye'nin istiklali ve istikbali için Rabbi ve Rahimimize dualar etmiştir.
While the Turkish military defended the Dardanelles with a glorious and blessed resistance in 1915, the people of Pakistan held a historical meeting in Lahore Square, 6,000 kilometers away from the front, to support the Turkish army. Brotherly people of Pakistan prayed for Turkey's independence and for our future to our Rabbi Rahim. Burada bir örnek vermek isterim. Bizler doğduğumuzdan itibaren Pakistan sevgisiyle büyüdük. Yıl 1974, Kıbrıs Barış Harekatı. O zamanlar böyle basın, yazılı ve görsel basın yoktu. İletişim araçları yoktu. And I would like to give you an example how we were grown up with love of Pakistan. And I would like to mention about the year 1974, the Cyprus peace operation of Turkey. And at those times there were not this much means of communication and media. Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı başladığı zamanlar savaş ortamındaydık. Rahmetli babam ajans deniyordu, radyo dinliyor. Böyle kulağına eğilmiş, radyoyu dinliyor. Ben 8 yaşındaydım. And we were in the environment of war at the times of Cyprus peace operation. And my deceased father was listening to radio. He was putting the radio to his ear and he was listening to radio. Bütün dünya Türkiye'nin karşısında bir duruş sergilerken babam rahmetli bir anda bir çığlık attı, sevinç çığlığı attı. Sordum, baba ne oldu diye. Oğlum, Pakistan bizim yanımızda diye söyledi. And what all the world was against our country during this peace operation, my father suddenly screamed. And I asked to him, what happened, father? And he said, my son, Pakistan is on our side. Görmeden sevmeye başladık. O gönül sevgisi, gönüllerden o yakınlık var ya, biz görmeden 8 yaşında daha okula gitmemiştim ama sevmeye başlamıştık Pakistan'ı. We started to love Pakistan without seeing each other. I was just 8 years old going to primary school, but I started to love Pakistani people without seeing them. En zor zamanlarımızda şunu biliyoruz ki Allah'ın yardımından sonra Pakistanlı kardeşlerimiz bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. And we all know that in our most difficult times, after Allah's help to us, Pakistani brothers will always help us, be with us. İşte en son mensubu bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalar atan FETÖ terör örgütüne karşı yine Pakistan devletimiz ve Pakistanlı kardeşlerimiz bizim yanımızda oldu. And in the latest incident against FETÖ terrorist organization that bombed our national assembly, Pakistani our Pakistani brothers have been on our side, side by side with us. Nasıl söyleyeyim? Bu tarif edilemeyen bir sevgi, tarif edilemeyen bir aşk gibi. How can I describe this feeling? It is an undescribed feeling. It's an undescribed love. Evet, duygularımdan sizlere bahsetmek istedim. Değerli katılımcılar, Türkiye'de Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kuruluşundan itibaren kardeş Pakistan'ın tüm sorunlarında yanında yer almış ve destekçisi olmuştur. Ülkemiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de daima Pakistan'ın ve kardeş Pakistan halkının yanında yer almayı sürdürecektir. Bilhassa terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeye her daim dünya durdukça devam edeceğiz. Turkey likewise has supported and has stood by brotherly Pakistan during its tough times since the establishment of Pakistan as an independent state. Our country will continue to stand by Pakistan and brotherly Pakistani people in the future, as it has done in the past. We will always continue to support Pakistan, particularly in its fight against terrorism. Bizler biliyoruz ki aramızdaki kardeşlik
sıkıntılarımızda destek olmanın yanı sıra birbirimize taraf olmayı da gerektirir. Türkiye'de devleti ve milletiyle büyük acılar yaşayan, muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Türkiye, Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla ilgili Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentilerini gözeterek çözülmesinden yanadır. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir. We know that brotherhood between us requires not only supporting each other during our troubled times, but also taking sides with each other. Turkey is also in solidarity with the Kashmiri people who have been exposed to various oppressions and have been living in great pain with its state and nation. Turkey is in favor of solving the Kashmir issue through dialogue between Pakistan and India on the basis of the relevant United Nations resolutions and taking into consideration the expectations of our Kashmiri brothers. Turkey will continue to take place next to justice, peace and solving the problem through dialogue in the Kashmir issue. 1 Ocak'ın yasama döneminde Türkiye Pakistan Parlamento Arası Dostluk Grup Başkanı olarak katkı sunarken her zaman bizlerin yanında olan, bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o dönemdeki Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'a, şu andaki Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a, bakanlarımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin temsilcileri olarak milletvekili görev yapan arkadaşlarıma, bütün bürokratlarımıza, özellikle görevi devraldığım Van milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan ve dostluk grubu başkanı olan Burhan Kayatürk ağabeyime, elbette aileme teşekkürlerimi bir borç bilirim. I would like to thank to first of all our president Recep Tayyip Erdoğan and the former speaker of the parliament İsmail Kahraman and the speaker of the parliament now Mustafa Şentop and all other member of parliaments and ministers in this case. Şahsıma Sterling Pakistan devlet nişanı tevdi eden Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi'ye şükranlarımı sunuyor. Siz değerli dostlarımızı ve tüm Pakistan halkını en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Pakistan, yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. The President of the Islamic Republic of Pakistan, who entered to make a statement of Sterling Pakistan, and I greet you, our dear friends, and all the Pakistani people with my heartfelt feelings. And I say, long live Pakistan, long live Turkey, long live Pakistan-Turkey friendship. İki sağlık bakanlıkları arasında yakın ilişkiler kurulmasına yardımcı olduğunda pek çok erken uyarı ve müdahale sisteminin kurulmasına verdiği destek, ilaç arama sistemi ve Pakistan'daki sağlık sektörüyle ilgili diğer bir çeşit raporunda yer almaktadır. Eylül 2017'de Lahore'da Pak Medica fuarının kurulması, Türkiye'deki en üstteki 50 firmayı Pakistan'daki fuarda buluşturmuştur. Pakistan halkına özellikle sağlık sektöründe sunduğu bu çok değerli ve şimdi devlet nişanı sahiplerini ve ailelerini grup fotoğrafı için. Mikrofon ses gelmiyor lan. Maskeleri çıkıyor. Evet. Onu çıkar.
Çabuk çekiyoruz. Maskeler. Hanımefendi. Ya bu